Sanal bir cetvel ve pergel kullanarak burada gördüğünüz çembere bir teğet çizmek istiyorum. Bizden P'den geçen ve çembere teğet olan bir doğru çizmemiz istenmiş. Bu soruda bir öncekinde olduğu gibi P, çemberin üzerinde değil, burada. Bu alıştırmada kullanabileceğimiz araçlarımız yani cetvel ve pergelimiz de burada. Hemen cetvelimi alıyorum. Göz kararı P'den geçen ve çembere teğet olan bir doğruyu bu şekilde çizebiliriz. Fena da olmadı. Ama buna benzeyen diğer geometrik çizim videolarında da gördüğümüz gibi bir çizimin doğruluğundan emin olmak istiyorsak bu şekilde yani göz kararı çizim yapamayız. Bunun yerine bize verilen cetvel ve pergeli kullanmak zorundayız. Ve çizimi yaparken de bayağı eğleneceğiz. Hadi başlayalım. Öncelikle çapı CP doğru parçası olan bir çember daha çizelim. Evet, CP çap olacak. Bunu çizebilmek için çemberin merkezinin nerede olduğunu bilmem gerekir. Şu anda çapı CP olan çemberle neden bu kadar ilgilendiğimi sorguluyor olabilirsiniz. Biraz sabredin, az sonra bunun sebebini anlayacaksınız. Merkez nerede sizce? Buralarda bir yerlerde olmalı değil mi? Ama tam olarak nerede olduğunu, yani CP'nin orta noktasını nasıl bulabiliriz? Bunun için bu çemberden biraz daha büyük olan iki çember çizelim. Birinin merkezi C'de olacak. Büyütüyorum şöyle. Evet, bu iyi oldu. Şimdi de bunun aynısı bir çember daha çizeceğiz ama bunun merkezi de P'de olacak. Peki, sizce bu yaptığım ne işimize yarayacak? Çemberlerin kesiştikleri noktalar P ve C'den eşit uzaklıkta olur, değil mi? Peki neden böyle? Çünkü bu çember üzerindeki tüm noktalar P'den, bunun üzerindeki tüm noktalar da C'den eşit uzaklıkta. Çemberlerin yarıçapları eşit olduğu için ve bu noktalar iki çemberin de üzerinde olduğu için P ve C'ye olan uzaklıkları eşit. Buradaki nokta ve buradaki nokta P ve C'ye eşit uzaklıkta. O halde bu iki nokta CP'nin orta dikmesi üzerindedir. Orta dikme. Hemen çizelim. Bakın bu turuncu doğru CP'nin orta dikmesi. Şimdi anladınız değil mi? Orta dikme, bir doğruyu dik olarak ve tam ortadan keser. Ve biz ne arıyorduk? CP'nin orta noktasını arıyorduk. Ve orta dikme sayesinde bulduk. Artık çapı CP olan çemberi çizmeye hazırız. Ve karşınızda, merkezi orta nokta, çapı da CP olan bir çember. Neden bu kadar zahmete katlandığımızı merak ediyor olabilirsiniz. Evet, bu kadar çok çizim yaptık çünkü bir çemberin içine bir kenarı çap olan bir üçgeni oturtursanız, bu üçgen dik üçgen olur. Şimdi bu üçgeni çizeceğim ve her şeyi daha kolay anlayacaksınız. Cetvelimi alıyorum. Bir kenar çap olacak. Üçgene en son çizdiğim merkezi bu orta nokta olan çember içine çiziyorum. CP çap. Evet, üçgeni bu çemberin içine oturtacağız ama bu köşesini özellikle merkezi C olan çemberle kesiştiği bu noktaya koyalım. Bir doğru daha. Bu noktayla bu noktayı birleştirdik. Evet, diyorum ki bu üçgen diktir. Bu dik bir üçgendir. Daha önceki videolarda kanıtlamıştım. Tekrar ediyorum, bu çember içinde bir kenarı, hatta hipotenüsü çap olan bir üçgen çizdik. Bu üçgenin neden dik olduğunu başka videolarda görmüştük. Ve şimdi soruyorum, bu yaptığımı neden yaptım? Yani bu, C merkezli çembere teğet çizerken ne işime yarayacak? Şu an gösterdiğim doğru, C merkezli çemberin yarıçapı. Öyle değil mi? Ve eğer bu, buradaki doğruyla dik olarak kesişiyorsa, bu doğru çembere teğettir. Evet, biraz uzatalım. Ve şahane oldu. Bu doğru bununla dik olarak kesişiyor ve bu durum bu doğruyu teğet yapıyor. Evet, göz kararı bir çizim yapmaktan çok daha zor ama doğruluğundan emin olduğunuz bir çizim yapmak istiyorsanız bu yöntemleri bilmenizde fayda var. Cetvel, pergel gibi araçları kullandıkça aslında ne kadar faydalı olduklarını ve bu araçlarla neler yapabileceğinizi çok daha iyi anlıyorsunuz.